Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, Aralık ayı olağan meclis toplantısında içini döktü. Kepez'in Türkiye'nin en temiz ve şeffaf belediyelerinden olduğunu söyleyen Arslan, hakkındaki iddialara "Bir dönem daha buradayım, sandıkta hesaplaşacağız." diyerek cevap verdi. Kepez Belediyesi 2022 yılı Aralık ayı olağan meclis toplantısı Başkan Birol Arslan'ın hararetli konuşmalarına sahne oldu. Personel giderlerinin belediye bütçesinin %40'ını aştığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusu bulunan Kepez Belediye Başkanı Arslan Meclis kürsüsünden cevap verdi. İddialı konuşan Arslan yargılanacaksam ekmek vermekten yargılanacağım. Birol Arslan'ın veremeyeceği hiçbir hesap yok. Sandıkta hesaplaşacağız diyerek meydan okudu. Efendim Birol Arslan so yargılanacakmış. Bakın ey kirli zihniyet. Birol Arslan yargılanacaksa ekmek vermekten yargılansın. Birol Arslan yargılanacaksa işçi alıp bu kente hizmet etmekten yargılansın. Bu benim için onurdur, onurdur. Ben imar yolsuzluğundan yargılanmıyorum. Ben sahil boyunda halka ait mülkleri bedavaya peşkeş çekmekten yargılanmıyorum. Hala dosyaları devam ediyor. Daha da ağır söyleyeceğim ama onu zamanı gelince söylerim. Ben başka konularda da yüz kızartıcı konularda da yargılanmıyorum. Birol Arslan neymiş efendim? Çok işçi çalıştırmış, yargılanacakmış. Yapma ya. Anlatıyoruz. Kepez geldiğimizden itibaren iki tane ilçe kadar büyüdü diyoruz. E tabii ki büyüyen kepezin su sorunu, ham su sorunu olacak. Arıtılmış su, su sorunu olacak. Çevre sorunu olacak. Çöp sorunu olacak. Geniş alanlar genişledi. Elbette. Geldiğimizde temizlik işlerinde 7 kişi çalışıyordu. Bugün 35 kişi çalışıyor. Geldiğimizde park bahçelerde 4 kişi çalışıyordu. Bugün 35 kişi çalışıyor. Evet, bugün Kepez temizse, bugün Kepez düzenliyse, yeşilse, tertemizse bu ekmek verdiğimiz emekçi kardeşlerimiz sayesinde. Beni eleştirmeniz gereken konu başkan daha fazla personel niye almıyorsun? Başkan daha çok ekmek niye vermiyorsun demeniz lazımken efendim başkan fazla personel çalıştırıyormuş. Bunun bir hesabı var. İnsan kaynakları, mali hizmetler attığımız her adımda sağ olsun teşekkür ederim. Bürokrat kardeşlerimiz beni zaten ikaz ediyor, uyarıyor. Açıklamaları eğer doğru olsun vallahi de billahi de çıkar kamuoyundan özür dilerim. Yalan. Hep bilgi kirliliği. çamurat dizi kalsın anlayışı. Yok kardeşim. Bir olarsanın üzerine kimse çamur yapıştıramaz. Bu kadar da net. Hiçbir yerde gitmiyorum. Buradayım. Bir dönem daha buradayım. Bunun sağlamasında sandıkta hesaplaşırız arkadaşlar. Sandıkta hesaplaşırız. Bu kadar. Hem de sanda sizi öyle bir gömeceğim ki, sizi öyle bir gömeceğim ki sanda bir daha kamuoyuna böyle toplum içine çıkamayacaksınız. Evet. Buyurun. İçim boşaldı. Oh be. Rahatladım. Toplantının ilerleyen bölümlerinde Millet İttifakı belediyelerinin Belediyeler Birliği ve İller Bankası'ndan para ve kredi alamadıklarını söyleyen Başkan Arslan konuşmasına şöyle devam etti. İçme suyunun e, hibesini ben anlatayım size de biraz e, siz de kamuoyu ilk defa böyle bir canlı yayında öğrensin. Biz geldiğimiz zaman e, içme suyu tabii ki Kepez Belediyesi 1992 yılında kuruldu ve o tarihten itibaren e, belediye ham suyu kuyulardan çıkardığı su ile depoya göndererek oradan da hafif bir klorlama ilaçlama ile şebekeye gönderiyordu. Kepez Belediyesi'nin biliyorsunuz içme suyu arıtma tesisi yoktu. Ve bütün partilerinde seçimdeki vaatlerinin başında da doğal olarak içme suyu arıtma tesisi yapma taahhüdü vardı. Benim de tabii ki arkadaşlarımla birlikte en önemli taahhüdüm içme suyu arıtma tesisini yapmaktı. Ve geldiğimiz zaman biz bunu ekip olarak kendi içimizde bir iş programı yaparak e, yetkilendirildik ve bu konuda görüşmelere başladık. İlk önce İller Bankası Bölge Müdürlüğü'ne müracaat ettik. Oradan e, Ankara'ya geçti. Ve ondan sonra hep gittiğimiz noktalarda hep bize e, efendim topu tacı atıyorlardı. Ve biz görüşmelere giderken ben ve Burçin Bey arkadaşım ee, hep buradan İler Bankası'na gidiyoruz diye hiç kimseye haber vermedik. İşte bak burada bütün bizim meclis üyesi arkadaşlar biliyor. Bürokrat arkadaşlar biliyor. Başkan İstanbul'a arkadaşının nikahına gitti diye. Evet aynen Ayşe tatile çıktığı oynadık. Eğer biz Ankara'da o İller Bankası'nda o projeye hibeyi almayı <laughs> bilgileri olsalardı kesin kesin yaptırmamak için her türlü engeli koyarlardı. Eminim ki o görüşmelerden haberiniz olsaydı onu imzalatmamak için her türlü entrikayı yapardınız. Aklınız çıkıyor güzel işleri yapacağız diye. Müsaade et tamam tamamlayayım. Tamamlayayım müsaade et. Şimdi sen saygısızlık yapıyorsun. Arkadaşlar Cumhuriyet Mahallesi'nin ihalesine çıkıyoruz. Cumhuriyet Mahallesi'nin ihalesine çıkıyoruz. Yol ihalesine çıkıyoruz. Müteahhit firmaları ihaleye girmemeli konutunda telkinde bulunuyorlar. Aman girme para yok ödeyemezler. İhale oluyor. Kredi talebimiz var. Aman çıkmaması için herkes böyle nasıl e, engellerim diye engelleyemezsin kardeşim. Engelleyemezsin. Kalbimiz tertemiz. İlahi bir güç var önümüzde böyle beş şeritli bir otoban yapıyor. Ben de o beş şeritli otobanda arabaya bindim. Keyifle kendi anamın aldığı arabayla böyle trafik kurallarına riayet ederek ee, o yerli ve milli uçmayan uçakla gitmiyorum biliyorsunuz onu kullanmıyorum sonra e, hani yerli ara, araba vardı e, her sene her seçim öncesinde ortaya çıkıyordu valla o yerli arabaya da binmiyorum işte bir gariban arabasına binip böyle huzur içinde yolu Kepez Belediyesi'nin otobüsünü tertemiz o otobanda kullanıyorum eğer sizin haberiniz olsaydı benim yaptığım görüşmelerden eminim engellerdiniz